Selam dostlar, Torchlight Infinity'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden oyunu oynamaya devam ediyoruz. Hadi gelin başlayalım. Henüz çok ilerlemedik ama ilk bakış yapmıştık kapalı betaya. Şimdi de artık devam ediyoruz. Diğer bölümlerde belki çok daha ileriye doğru gideceğiz. Canınızı çok sıkmamak adına da maksimum 15 dakikalık videolar hazırlamaya çalışacağım ki siz bir solukta yemek yerken falan izleyin diye. Hadi gelin oyunu oynamaya geçelim. Şimdi şu skill olayına bir bakacağım ya. Ben buraya ekstra bir skill daha koyamıyorum ya. Koymam lazım çünkü yeni şeyler açıldı. Ice Bond. Bu Ice Bond, Thunder, bunlar ne işe yarıyor? Shadow Dash. Bu Shadow Dash'i satın alabiliyormuşum aslında. Ama hangisini alsam? Flame. Bunu mu satın alsam ki ya? Bunu satın aldım. Buraya bir yükleyeyim abi. Ne işe yapıyormuş bu? Güzel, sağlam duruyor. Beğendim. Neyse bakalım. Şöyle karakterimizi uzaklaştıralım. Liv kardeş, biz seni bir ara kurtarmıştık demin, hatırlarsan. He, bize yeni... Aa, yeni mi gösteriyorsun ama onu? Biz aldık zaten, satın aldık onu zaten. Yeni göreve doğru gidiyoruz. Bu karikatürü, geçişleri falan çok iyi yapmışlar. Nedense böyle çizgi roman sayfasında gibiyim. Şu yeni skillimi kullanmakta çok heyecan. Ulan Tanara'ya attım ya. Yeni bir bölge açtık. Farklı göreve gitmiyoruzdur umarım. Bu ne ya bu? Hayır, kesemiyoruz da. Bak nasıl vuruyor, gördün mü? Ama onlar... Oha! Yine o cehennem köpeği iti geldi. Nasıl vuruyor ya? Ama bak bizim o flame çok sağlam vuruyor hasar. Tek başına kesti. Şunları alalım. Aa, ben bu arada diğer bölümde bir şeyler düşürmüştüm. Onları over'a koysun. Şuraya da koy abi. Ben yoldayken böyle vur abi. Onlar peşimden gelene ben onları bu şekilde bununla keserim. Aslında onu şey alsak daha mantıklı olmaz mıydı? Buz. Bence biz bunu buza çevirelim. Buz %99 yavaşlatıyordur herkesi. Yoksa abi onları kesmeye çalışırsak görev yapamayacağız. Burada savunmamız gereken şeyler mi var? Sen ne yapıyorsun burada kankam? Senin de ayrı bir görevin var. Dur bir dakika, şu skill slotumuz olayı vardı. Buraya bir şey alamıyorum. Siz neden sürekli olarak bunu gösterip duruyorsunuz bana aga? Bize göstermeye çalıştığı şurası olabilir. Şunu ne yapacaktık? Biz bir change yapacaktık değil mi? Bunun tam tersi haliyle. Nerede o? Ice Bond. Bunun tam tersi Ice Bond'dur değil mi? Ha, vermiş zaten, almama ne gerek var? Yükleyelim bakalım bu ne işe yarıyormuş. Bırak abi şuraya. Bu daha sağlam bir şeymiş gibi duruyor böyle. Acaba bu çizginin içinden geçenler ne oluyor? Donuyorlar. O çizgiden geçenler donuyor. Bayıldım. Bu yetenek de sağlam duruyor. Bir birazcık da bununla takılalım bakalım. Kankam gelin. Bak bak bak. Aşırı sevdim yalnız ya. Gerçekten sevdim. Oo, birden fazla koyabiliyorum. İki tane bile koyabiliyorum. Bu çok iyi bir şey. Şu an bu yeteneğe ayrı bir düştüm. Çok iyi, gelemiyorlar bile. Şuraya da koyuyorum. Gel abi. Gel abi istiyorsan. Gittiğin yere bundan koyacaksın. Ha, bu sayede biraz daha hızlı ve hareketli oynaman gerekiyor. Nice. Görevimize doğru ilerleyelim. Şuraya da bir tane attık mı? Bak şunların içinden böyle geçerken boss'u mosu herkesi... Ben daha demin kesmedim mi lan seni? O boss, o boss'un o da küçüğü müydü yoksa? Ah, içinden şey çıktı lan. Kanka sen ne yapıyorsun burada? Dur bir dakika ya, şu şeylerimizi bir toplayalım. Skill slot, ha bunu upgrade edeceğiz galiba. Tamam, upgrade edelim abi. Blink. Sonuçta bunu sık kullanıyoruz. Upgrade etmeye gocunmayız. Şimdi şu çantamızı bir açalım. Çünkü bayağı eşya topladık. 4 DPS hala. 4 DPS geçelim. Burada farklı bir şey var. Şu DPS yerine şu kalkanı kullanalım. Belki yararını görürüz. Bu daha iyi. Bundan zaten yokmuş. Bunu zaten kullanamayız şu an. Başka şöyle bizimkilerden iyi bir şey var mı? 11 DPS veriyor. Bir bunu deneyelim bakalım. Bu bıçak ama bildiğin kullanabiliyoruz galiba. Tamamdır.
Anlaşılan bıçağı da kullanabiliyoruz. Kalkan bile kullanabildik. Hasar bir tık şimdi çift kullanmayınca düştü ama bu şekilde de savunmamız arttı desem yine çok hasar yedik yani. Anlamadığım bir şeyler oldu ama bu da çok güzel görünüyor. Büyücü taşıyan, pardon, bıçak taşıyan büyücü her zaman görmeyiz. Birazcık böyle takılalım. Ama böyle olmuyor ki. Sen sürekli bunlardan koyarsan. Ama yok ya, canımız o kadar çok gitmiyor eskisi kadar. Burada birazcık takılacağız gençler. Burayı koruyacağız. Daha sonra buradan geçiş için bize hak verecek. Ben şu yeteneği değiştirmeye karar verdim. Dur, aa, boss geldi. Şöyle sal abi, sal abi. Neyse, bu çok da boss gibi değilmiş. Dümdüz vura vura kesiyoruz. Hiç zorlamadı bizi. Nice, dur bir dakika. Bir saldırmayın aga. Talent'ımızı bu sefer de fire'e verelim. Fire, fire, fare der gibi oluyor. Bir şey çıkmadı. Bir dakika, ne yapacaktık? Tıpı tıpı tıpı, help. Şu yeteneğimizi değiştirecektik. Ice Bomb sevmedim ben aga. Bu daha tatlı geldi. Nedense bilmiyorum yani. Daha fazla hasar verdiği için olabilir. Go! Köprüyü de yaptırdık. Belediye çalışıyor abi. Ya bunun hasar olayı benim hoşuma gitti. Ben bunu böyle buraya koyarım. Koydukça kaçarım böyle. En azından boss da hasar yer. Bakın o boss hep benim koyduğum şeyle hasar yedi yani. Şöyle gidelim abi, ilerleyelim. Kaldığımız yerde durursak hasar yeme ihtimalimiz daha çok artıyor nedense. Go go. Torchlight Infinity hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın dostlar. Mutlaka yorumların hepsini biliyorsunuz ki okuyorum. Hatta hepsine cevap bile yazıyorum. Kanka senin şuraya biz onu bir yine... Oğlum bu çok fena vuruyor ve biz bundan bir türlü kaçamıyoruz da. Bunun mekaniğini çözemedik daha anlaşılan. Bir top atıyor, bir dalga atıyor. Tamam mı? Dalga attı, şimdi şey at. Aa, yine top attı. Ben dalga atar diye düşünmüştüm. Böyle dibine onu koya koya keseceğiz artık. Ne yapacaksın? Çifte hasar veriyor bir de. En azından çok yemiyoruz ya. Bak, o koyduğumuz kulemiz sayesinde artık kulemi neyse adı güzel de, oğlum baya bir şey düştü. Güzel de hasar vurduk yani, bildiğin onunla kestik. Please select your reward. Hangisini seçelim? Ben ne olduğunu göremiyorum. Görüyorum. Tamam. Damage multiple. Bu neymiş? Emergency, acil durum. Bu daha iyi gibi duruyor ya. Şunları toplayalım. Yeni bir şeyler geldi. Baya bir şey de açıldı. Abi biz hayatta kalmakta zorluk çekiyoruz. Bence hayatta kalma olayını da biraz arttırmamız lazımdı. Artık rastgele veriyorum dostlar. Bunu yükseltmemiz gerekiyor. Yükselttik. Potumuzu tekrardan yükseltiyoruz. Güzel. Daha hızlı canımız dolacak. Başka yapmamızı istediğim bir şey var mı? Hero rank olayı. Yani buraya bir şeyler alabilsek ekstra güzel olacak ama hala nasıl yeterli level'ımız yok anlamış değilim. Ben kaç level'ım şu an? Hayır, kaç level olduğumu da bilmiyorum. Neyse, yeni bölgeye bir geçelim bakalım. Yeni maceralar neler? Şöyle daha güçlü bosslar gelse de boss kesmek gerçekten zevkli oyunda ya. Bu mekanın tasarımı, ışıklandırması gerçekten güzel yalnız. Yeni bir boss'a daha meydan okuyacak gibi duruyoruz bakalım. Değişik bir sahne, bir şeyleri çağırdık, koruduk, anlamadım ama geçelim. Biz patır patır savaşmayı seviyoruz abi. Ne yaptım ben? Tamam, oraya gidecekmişim, doğru bir şey yapmışım. Direkt gördüğüm bir şeye tıkladığım için kendimi suçlu hissetmiştim. Ha oğlum, beni aynı yere geri yolladı. Kankam sizin, ben yanınıza gelmeden öldürürüm. O yüzden çok da oğlum çok fazla shake efekt var lan. Efektten oynayamıyoruz. İlerleyeceğiz. İlerleyeceğiz birazcık. Bunları zaten şu bizim yetenekle öldürüyoruz. Onlar arkamdan gelene kadar. Bak gördün mü? Dümdüz yürüyerek öldürüyoruz ya. Geldi bizim bosscuk. Ben bunu kolay kesecekmişim gibi duruyor. Daha doğrusu biz neyi keseceğiz? Ben onu da anlamış değilim. Şunu keseceğiz lan. Ben de etrafıma boss arıyorum. Bunu da keseriz ya. Sıkıntı yok. Ama bu da sağlam hasar vuruyor. Fark ettiyseniz.
Nice, bunu da kestik. Gerçek bir... Ne oluyor lan? Gerçek boss çıkacak zannettim. Abi sürekli bana fake atıyorlar. Ben daha çok sevdim. İtiraf edin yorumlarda, siz de daha çok sevdiniz dostlar. İlerlemeye devam. Herhangi bir şekilde nereden gideceğimizi göstermediği için dümdüz gidiyorum. Birazcık şöyle bir hızlanalım bakalım. Yoksa abi göreve yetişemeyeceğiz ya. Görev bizi bekliyor, biz burada adam keseceğiz. Ha, level 6'ymış lan. Sol altta yazıyormuş. Teleportumla arkamdan koşturanları keseceğim için hiçbir sıkıntı yok. Hiç kimseyi kesmeden çok fena hasar yedik. Çok fena hasar yedik. Boss'a geldik gençler. Oha oha, şu an var ya aşırı tırstırdı bu durum beni. Oğlum ölce... Ana! Ben nasıl keseceğim lan bunu? Benim bunu kesebilmem için birazcık level almam lazım. Başka yolu yok bunun. Birazcık şöyle etrafta bir şeyler kesmeye çalışaraktan kendimi kasmaya çalışayım dostlar. Belki daha iyi itemler çıkartırım. Çünkü herhalde gördüğünüz gibi ona direkt gidip de kesmek imkansız gibi duruyor. Level 7 olup ikinci yeteneği alıp güçlendikten sonra... Bir dakika. Gel buraya. Yeni bir şeyler. Boş, boş, boş. Boş, boş, boş. 9 DPS. Critical Strike. Koyalım abi. Biz büyücüyüz ya. Biz neden bunlarla uğraşıyoruz ki? Bu daha mı iyi ya sanki? Hı? Bir dakika, ama biz bununla takılıyoruz ama diğer elimiz boş kaldı. Bunu kullanamıyoruz o zaman. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bu 9 DPS'i bir giyiyoruz. Bu büyük asa anladığım kadarıyla. Büyük asa olduğu için... İlerliyorum yine ona doğru. Kesebileceğimden çok şüpheliyim. Oğlum burada bir boss daha var. Yoksa bizi kesen bu boss muydu lan? Bizi kesen bu boss olabilir. Çünkü burada ben daha önce bu boss'u gördüğümü hatırlamıyorum. Çok iyi şeyleri var. Biz bunu zor keseriz gibime geliyor ama. Gel buraya. Abi hanginiz boss'unuz değilsiniz. Hepiniz boss gibi duruyorsunuz. Anlamakta güçlük çekiyorum artık. Şu yeteneğim de olmasa hiçbirini kesemeyeceğim ha. Gel buraya koçum. Gel artık. Öl bir ya. Ha, boss'umuz da bu değil ha. Bizim en iyi olduğumuz olay ne biliyor musunuz gençler? Bir şunu tak. Tamam mı? Bunun yanına bir tane de şunu takacağız. Ki hayatta kalmamız artsın biraz. En iyi böyle oynuyoruz biz. Çünkü diğer türlü çabuk ölüyoruz. Vur abi. Bu sefer... Bunlardan kaçmam lazım ama nasıl kaçacağım konusunda da gerçekten herhangi bir bilgim yok. Yani şu skillimle onları keseceğim. Bu neden bu kadar zorladı beni? Şimdi de hiç zorlamıyor. Ben herhalde o toplara direkt şey olunca bir korktum. Biraz daha ilerleyelim. Of, yine çok efsane bir screen vibration var. Titreme var. Yani nasıl da İngilizce konuşuyorum şakır şakır. Devam edelim. Ulan ne boss zannettik, duran şeyden kaçtık. Bu sefer karşımıza bir tane boss gelebilir ama ya. Öyle hissettim bir an. Haritanın sonuna geliyormuşuz gibi sanki. Evet abicim, evet. Selamünaleyküm. Sen çok sıkıntılı boss gibi duruyorsun. Ama canın hızlı gidiyor. İyi, bir sıkıntı yok. Ama hasarı güzel vuruyor. Yani bunun eli çok uzun. Biz bundan nasıl kaçacağız? Benim bundan kaçma ihtimalim var. Abi gide gide. Allah 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 Allah. Kaç abi, ben ihtimalim yok. Yine ben bunu kaça kaça keseceğim. Başka yolu yok bunun. Bu artık şu E var ya. E ile kesmekten başka çarem yok bunu. Başka türlü zor keserim. Kaçacağız. Başka yolu yok. Kaçacağız. Can basacağız. Al. 100 saniyede cooldown'a girdi. Can da basamayacağım şu an. Böyle böyle. Nerede kaldı o? Dibine gittim bak. Güzel taktik değil mi? Onlardan kaçamıyorsun çok sık. Hadi koçum. Hadi koçum, bittin. Sonunda be. Aşırı zorladı bu boss'ta.
Yani hasarı fazlaydı aslında, öyle çok da zorlamadı şimdi de. Talent'ımızı verelim, biraz daha hayatta kalmak istiyorum abi. Biraz daha ver. Şimdi biz bir skill daha alabiliyoruz. Level 7 olduk. Şunu arttırabiliyoruz artık değil mi? Nice. Elemental Fusion. Hangisini açacak? Freeze Change. Fire Explosion. Hangisini alacağım konusunda çok kararsızım. Elemental Fusion'u mu alsak? Flame Pillar, Speed Free Bolt, Fireball. Flame Pillar, Blink. Bir buzcu takılalım bu sefer bakalım. Install, yükledik. Şimdi bu ikili hasar mı verecek bize? Bak elimde bir kırmızı bir şey oldu. Mesela şu F'ye dolunca bir şey mi olacak? Anlamadım bir şey yine ama herhalde verdiğimiz, karşıya yansıttığımız hasarla ilgili olabilir yani. Efektle alakalı olabilir. Yani bu attığımız alev topu düşmana çarpınca bir şeyler değişiyor olabilir. Evet dostlar, bu da bölüm 2'nin sonu olsun. Çok isterseniz, çok beğenirseniz yorumlara yazmanız yeterli. Daha seri bir şekilde Torchlight Infinity oynamaya devam edeceğiz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Mutlaka görüşlerinizi yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.